Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Zaman Mekan Futbol ekranlarına hoş geldiniz. Bu akşam 90 artı programında değerli Üstad Özcan Pehlivanoğlu ile birlikte Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmalarını yorumlayacağız. Ve 7. hafta karşılaşmaları hakkında da kısa bir programın sonunda bir hızlı bir tur atarız. Hafta içi mesaisi vardı. Hafta içi mesaisinde çok hızlıca ben sonuçları bir hatırlatayım. Rize Spor 1, Altay 2, Karagümrük 0, Antalya Spor 0, Malatya Spor 0, Sivas Spor 1, Beşiktaş 3, Adana Demir Spor 3, Gaziantep FK 1, Başakşehir 0, Kayseri Spor 3, Galatasaray 0, Göztepe 0, Hatay Spor 2, Konya Spor 2, Trabzon Spor 2, Fenerbahçe 2, Giresun Spor 1, ve Alanya Spor 2, Kasımpaşa 0 bitti karşılaşmalar. Hafta içi mesaisi 6. hafta karşılaşmaları olarak oynandı. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Akın Bey. Teşekkür ediyorum. Değerli hocam, bu akşam maçlarıyla başlayalım. Yani sıcak olan karşılaşmalarla birkaç dakika önce biten Fenerbahçe-Giresunspor maçıyla başlayalım isterseniz. Giresunspor oldukça dirençli bir oyun sergiledi. Penaltı kaçırdı. Bu sezonki ilk golünü kaydetti ama aradığı puanı bulmayı başaramadı. Fenerbahçe rakiplerinin puan kaybettiği haftadan karlı çıkmayı başardı 2-1'lik galibiyetle. Siz Fenerbahçe-Giresunspor karşılaşmasını nasıl yorumlarsınız hocam? Giresunspor için yani bunu söyleyip duruyorum. Ya bu takım Süper Lig için yeterli değil. Efendim Giresunspor iyi top oynuyormuş fakat netice alamıyormuş. 6 hafta bitmiş, bir puan alamamış bu takım. Ve bu hafta bir ilk golünü attı. Bir puanı var. Konya Spor'dan mı aldı geçen hafta? Ha, Konya Spor geçen hafta aldı. Yani galibiyet yok. Bir puan da yani. Yani ne diyeyim yani. Benim aklımda hiç galibiyet, hiç puan alamamış gibi kaldı olay yani. Unuttum geçen haftaki Konya Spor maçında alınan bir puanı. Ya şimdi daha yeni gol atıyoruz. Ya yani bu hafta gol atıyoruz. 6 hafta sonunda. Şimdi ben ne diyeyim, bu takımın neresini eleştireyim? Yani seyrediyorum. Yani birinci kaleci diye Okan Kuşuk'u aldı Galatasaray'dan. Kale kaldı Onurcan Piri'ye. Ya yani bunu mu söyleyelim? Ya yani benim Giresunspor için diyeceğim bir şey yok. Yani Giresunspor bu. 6 haftanın sonunda bir puanı var. Bir gol atmış. Bilmiyorum yani. Eğer bu tabloyu beğenenler varsa, yani bir şey diyeceklerse bir şey söyleyemiyorum. Ben sene başından beri Giresunspor'la ilgili eleştirilerimi yaptım. Gördüğüm şeyleri söyledim. Bu kadro yeterli değil dedim. Çünkü bugün Fenerbahçe gene çok kötüydü. Fenerbahçe iyi değildi. Ben Fenerbahçe'yi Altay maçında İzmir'de canlı seyretmiştim. Çok etkilenmiştim. Üçlü bir savunması vardı. Basıyordu. Mesela Sosa o tarihten beri takıma giremedi. Ferdi Kadıoğlu da ilk defa o tarihten bu yana oynadı ve gol yaptı maçın başında. Yani Fenerbahçe'de de işlediği gitmiyor. Bir problem var. Yani Fenerbahçe'nin rakibi Giresunspor değil. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş. Bu dört takım arasında bu şampiyonluk dönüyor. Giresunspor'u yenecek. Giresunspor gibi takımları yenecek Fenerbahçe. İçeride dışarıda yenecek. Ama esas bu rakipleriyle oynayacağı maçlarda alacağı puanlar çok önemli. Yani kendisiyle beraber şampiyonluğa oynayan takımlar arasında yapılacak müsabakalarda alacağı puanlar çok önemli. Ki bu hafta Galatasaray kaybetti. Beşiktaş evinde 2 puan kaybetti. Trabzon Konya'da 2 puan kaybetti. Beraber böyle bir haftada Giresunspor'u yenerek en avantajlı takım haline geldi Fenerbahçe. Yani Mesut Özil maçta bir iki işte hamlesi var. Yaptıkları var. Attığı gol var. Ondan sonra yani Fenerbahçe'nin de iyi olduğunu söyleyemem. Yani ne zaman Fenerbahçe iyi olacak onu da bilmiyorum. Yani bu oyuncu tipiyle Fenerbahçe'nin iyi olması mümkün değil. Bu Sosa'nın mutlaka takıma monte edilmesi lazım. Yani Sosa bir takımı oynatacak, beyin hüviyeti görecek bir oyuncu. Mutlaka Sosa'nın
yani sakat mıdır, niye oynamıyor bilmiyorum tam manasıyla. Ne oldu? Birden Sosa kayboldu ortada. Ama Giresunspor'u zor günler bekliyor. Sıkıntılı günler bekliyor. Nasıl aşacak bunu? Bunu anlattım daha önce. Ya bu oyuncuları Süper Lig seviyesinde futbol oynar hale getirecek. Hem savunmadaki sıkıntılarını hem de 3. bölgede gol yollarındaki sıkıntılarını aşacak Giresunspor. Ya da böyle devam et. Yani geçen hafta bir yorumcumuz da demiş ki ya Konyaspor'u sahasına hapsetti. Çok iyi top oynadı Giresunspor. Ben futbol hep söylüyorum Hatice oyunu değil netice oyunu diye. Netice alamıyor. Yani sahada yaptığı mücadelenin de bir değeri kalmıyor. Onun için Giresunspor bu durumda. Giresunspor bana göre radikal değişiklikler yapmak zorunda. Bu elindeki kadroyu Süper Lig'de oynar hale getirmek zorunda. Konya Spor Trabzonspor maçını bir konuşsak hocam. Gerçekten son yıllardaki en güzel seyrettiğimiz maçlardan birisiydi Türkiye ligleri ölçeğinde. İşte zaman zaman temponun arttığı, işte ilk dakikadan itibaren maçın hikayesinin geliştiği enteresan bir karşılaşma oldu. İlginç goller oldu. İlginç kaçan goller oldu. Kaleci performansları zaman zaman etkileyici bir hale de geldi. Ne diyeceksiniz 2-2 biten Konya Spor Trabzonspor maçı ile ilgili? Şimdi 2-2 biten Konya Trabzonspor maçına gitmeden önce bu sene seyreden futbol hakemleri, daha doğrusu Merkez Hakem Kurulu ve UEFA'nın, FIFA'nın bu konudaki değerlendirmeleri sonucunda doğrudan doğruya rakibe yapılan sakatlayıcı hareketlere kırmızı kart gösteriyorlar. Bu çok önemli bir şey. Şimdi rakibini daha müsabakanın başında çok sert bir hareketle hakem haklı olarak kırmızı kartla onu oyun dışı bıraktı. Bu maçın dengesini bozdu. Şimdi eğer bu kırmızı kart olmasaydı bu maç nasıl geçerdi diye bir düşünmek lazım. Ondan sonra Trabzonspor öne geçmesine rağmen, 1-0 önde olmasına rağmen, müsabakanın başında bir gol bulmasına rağmen tuhaf bir donukluk yaşadı. Yani tuhaf bir donukluk yaşadı. O noktada yani Berat'ın stopere çekilmiş olması, Victor Hugo'nun yerine çekilmiş olmasının Trabzonspor'a bir şey kattığını görmedim. Hatta ikinci golü Konyaspor böyle bir slow motion dedikleri ağır bir şekilde sahaya girdi, o çekici topu çekti, düzeltti, vurdu, köşeyi gördü. Hiçbir Trabzonlu müdahale etmedi ve 2-1 ikinci yarının başında Konyaspor öne geçti. Şimdi burada eğer bu kırmızı kartta oyuncu atılmasaydı bu maç nasıl oynanır? Bu maçın sorusunu sormak lazım. Sorusunu cevaplamak lazım. Trabzonspor daha üstün olurdu. Daha tehlikeli ataklarla Konya'nın üstüne gelirdi. Ve muhtemel ki Konya'dan bir galibiyetle dönerdi. Ancak 10 kişi kalmasına rağmen. Çünkü Konyaspor daha önceki maçlarda da izledim. Yani 55. 60. dakikalardan sonra oyundan düşüyor. Top tabii takımlar defans emniyetini bırakınca top bir o kalede bir bu kalede tehlikeli ataklar şeklinde geldi. Ve burada da kaleciler ön plana çıktı. Gerçekten Seyç de çok güzel kurtarışlar yaptı. Burada Trabzon kalecisi Uğurcan'ı da kutlamak lazım. O da çok güzel toplar aldı. Harika toplar aldı. Hele iki tane aldığı top var ki çok önemli. Bir yerde diyebiliriz ki bu maçta oynanan futbolu çok erken oyundan atılan Victor Hugo ve ondan sonra da kaleciler neticeyi tayin etti diye söyleyebiliriz. Güzel maç oldu. Tabii böyle Trabzonspor 10 kişi kalınca maçın bir o kalede bir bu kalede oynanmasından dolayı da seyirci bol pozisyonlu, çekişmeli bir maç seyretti. Ben Konyaspor vasat takım demeye halen devam edeceğim. Kızsınlar bize. Önemli değil. Vasat takım demeye devam edeceğim. Trabzonspor'u da iyi görüyorum. Ama yani Abdullah Avcı'nın 10 kişi kaldıktan sonraki hamlelerini yeterli bulmadım. Doğru bulmadım demiyorum. Yeterli bulmadım. İnşallah Trabzonspor böyle pozisyonlarla karşılaşmaz maçlarda. Karşılaşsa bile Abdullah Avcı da yeterli
tercihler de bulunabilir. Yeter takımını sahada daha skora yaklaştıracak doğru tercihler de bulunabilir. Mesela Yusuf Sarı'nın son dakikalarda oyuna alınmasının da mantığını anlamadım. Bir yanlış gördüm. Onun için Abdullah Avcı da ben bu maçta nerelerde hata yaptım diye düşünmeli. Tabii Konya Spor'u da ben kutlamak istiyorum. Yani Konya Spor çok başarılı sonuçlar alıyor. Ben vasat takım dememe rağmen bir vasat takım bu başarılı sonuçları alıyorsa kendinin üstüne çıkıyor demektir. Kendi seviyesinin üstüne çıkıyor demektir. Konya Spor'da şu an bize seyrettirdiği futbolla, aldığı sonuçlarla kendi seviyesinin üzerine çıkan bir takım görüntüsü verdi. Kutluyorum onları da. Hocam biliyorsunuz takip ettiğimiz takımlardan biri de Adana Demirspor. Ve Adana Demirspor Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldı ve yine hikayesi olan bir karşılaşmaydı. Yani maç işte 3-0 oldu. 20. dakikada Montero, 43'te Souza, 52'de Rıdvan 3-0 yaptı durumu. Fark açılacak diye beklerken tarihi farka doğru mu gidiyor derken Adana Demirspor muhteşem bir dönüşe imza attı. 60'da Vargas, 79'da Balotelli ve 90+7'de Hasan Bolanga'nın attığı gollerle maç berabere bitti. Kırmızı kart da vardı maç içerisinde. Ve maça damgasını vuran da yine son dakikalarda Balotelli'nin yaptığı çılgınlıklar oldu tabii. Yani Sergen Yalçın'a karşı. Siz ne diyorsunuz? Nasıl bir Beşiktaş ve nasıl bir Adana Demirspor izledik? Şimdi ben Beşiktaş Adana Demirspor maçına geçmeden önce Gaziantep FK ile Başakşehir arasında oynanan maça değinmek istiyorum. Orada Muhammed Demir Türkiye liglerindeki en erken kadar oynanan maçlardaki en erken golü attı. Ama üzerinde durmak istediğim esas mesele o değil. Şimdi Başakşehir 10. saniyede gol yiyor ve 90+ dakikada hesabı bu golü çıkartamıyor. Yani beraberlik golünü bulamıyor veya galibiyet getirecek golleri bulamıyor. Bu çok üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Şimdi bunu İlk dakikalarda çok gol olmaya başladı Süper Lig'de. İlk dakikalarda çok gol görüyoruz. Ve takımlar ilk dakikalardaki bu golü yemelerine rağmen bu golü çıkartamıyorlar, bu gollere tepki veremiyorlar. Bunun üzerinde de düşünmek lazım neden böyle oluyor diye. Teknik adamların da düşünmesi lazım. Tabii Erol Bulut'un maç öncesinde soyunma odasında böyle bir golün hazırlanışı konusunda oyuncularına verdiği talimatı da dinlemiş olduk. Bu çok önemli. Ben bunu her teknik adamda görmüyorum. Daha önce bir teknik adamda görmüştüm. Söyleyeyim. Sait Karafırtınalar. O da böyle santra vuruşuyla doğrudan gol arayan bir teknik adamdı. Ve buldu da. Bir maçta buldu da. İzlemiştim o maçı. Buldu da. Sait Karafırtınalar. Şimdi Erol Bulut'ta görüyorum aynı şeyi. Bence hem bu işe çalışan teknik adamlar hem de bu işte çalışan teknik adamların takımlarıyla oynayacak olan teknik adamlar bu ilk dakikalarda yenen golleri ve ondan sonra da bu gollerin niye çıkma işini geriye dönüşlerin niye yaşanmadığını üzerinde durmaları lazım. Şimdi Beşiktaş Adana Demirspor maçına gelince futbolda rakibinizi küçümsediğiniz an başınıza her türlü şey gelebilir. Rakibinizi asla küçümsemeyeceksiniz. Adana Demirspor iyi bir takım olmasa bile çok iyi oyunculardan kurulu, yani yıldızlardan kurulu bir takım. Oyuncuları her an her şeyi yapabilirler sahada. Diri kaldıkları müddetçe her şeyi yapabilirler. Onun için 3-0'lık skordan sonra Adana Demirspor geri dönmeyi başardı. Futbol aynı zamanda bir şov oyunu. Balotelli'nin yaptıkları gayet normal. Bakın bunu konuşuyoruz. Dünyadaki televizyonlar, gazeteler, internet siteleri Balotelli'nin gol sonrası yaptıklarını anlatıyorlar, söylüyorlar. Bu da ülke tanıtımına bir katkı sağlıyor. Ülke futbolunun da diğer ülkeler tarafından, o ülkelerin vatandaşları, futbol severleri tarafından seyredilmesine olanak sağlıyor. Ben onun için bunları bu kadar şeyle karşılamıyorum. Yani tepkiyle karşılamıyorum, eleştirmiyorum. Futbolun doğasında bunlar var. Sen eğer rakibini kızdırır şeyler söylüyorsan. Çünkü
Yani yaşamın bir kara kaplı defteri var. Siz yaşamın herhangi bir tarafında birisiyle ilgili bir şey söylediğinizde üzerinden 10 yıl geçse de, 20 yıl geçse de, 30 yıl geçse de eğer aksi tahakkuk ederse işte o sizin söylediğiniz şeyler önünüze konur. Sergen Yalçın da kendisi bile hatırlamıyor artık, unutmuş ama Balotelli ile ilgili söylediklerini birisi onları Balotelli'ye hatırlatmış. O da golden sonra bu sevinci gösterdi. Gayet normal karşılıyorum ama Beşiktaş'ın rakibini küçümsediğini, 3-0'lık skordan sonra küçümsediğini düşünüyorum. Gereken tedbirleri almadı, gereken hamleleri yapmadı. Adana Demirspor da burada hak ettiği bir şekilde bir puan aldı ve Beşiktaş gibi bir takımdan deplasmanda bir puan almak çok önemli bir başarı. Adana Demirspor da bunu yaptı. Efendim işte golde, üçüncü golde faul varmış, yok müsabaka biraz daha fazla uzanmış falan filan. Ya bunlar söylenilir. Yani söylenilir, konuşulur. Maç oynanmış, bitmiş. Hakem de golü vermiş mi? Vermiş. Var mı var? O su var, bu su var. Yani hiç kimse bir şey görmüyor, etmiyor. Herkes tamam diyor. Ondan sonra da Beşiktaş cephesi vay bu gol faul diye itiraz ediyor. Adana Demirspor'u bu açıdan kutluyorum. Ben de yani ilk yarı 3-0 olunca bu maç daha farka gider diye düşündüm. Yani 3-0 bulunca Beşiktaş. Ama Adana Demirspor buradan döndürdü ve bir puan aldı. Başarıdır bu Adana Demirspor'un futboluna önümüzdeki haftalarda olumlu olarak etki edecektir. Geri dönüşleri olacaktır. İşte dediğim gibi Adana Demirspor bir an önce eğer takım olmayı başarırsa ligde daha iyi sonuçlar alacaktır. Ama çok pahalı takım kurdu. Bu pahalı takım bunun karşılığını veriyor mu tam manasıyla? Verdiğini düşünmüyorum. İşte bir kaleci aldılar mesela. Yerine şimdi Ferhat oynuyor, bizim Antalya Spor'dan, diğer takımlardan bildiğimiz Ferhat oynuyor yani. Onun için transferlerin hep söylüyoruz doğru yapılması, takım kurgularını doğru planlanması lazım. Adana Demirspor'da biraz bu eksiklik vardı. Yeni gelen İtalyan teknik adam bu eksikliği ortadan kaldırırsa Adana Demirspor daha iyi top oynamaya başlayacak. Tabii Adana Demirspor'da sakatlık belasıyla, adale sakatlıklarıyla karşı karşıya kaldı. Ki tüm takımlarda bu adale sakatlıklarını görüyoruz. Onun için bu adale sakatlıklarından futbolcuların nasıl döneceğini veya şu an oynayan futbolcuların da bu tür adale sakatlıklarıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağını bilmiyorum. Ama Adana Demirspor'u bu açıdan kutluyorum. Beşiktaş revire döndü. Ben Beşiktaş'ı bu ligin en iyi takımı olarak görüyorum. Yarın akşam Altay karşısında oynayacak maça 16 kişiyle gidiyor. Yani düştüğü duruma bakın yani. 16 kişi, toplam 16 kişiyle gidiyor. Yani Altay maçı kadrosunda 16 kişi var mı şu an Beşiktaş'ın açıklanan kadrosunda? Niye Beşiktaş böyle yani bir durumla karşı karşıya kaldı? Niye bu sakatlıklar yaşandı? İşte üzerinde durulması lazım. Beşiktaş takımı iyi takım. Beşiktaş takımı sahaya tam takım olarak çıkmayı veya tama yakın bir şekilde çıkmayı başarabildiği takdirde Türkiye liglerinde yenemeyeceği bir takım yok Beşiktaş'ın. İçeride ve dışarıda yenemeyeceği bir takım yok. Ama ben her zaman şunu söyledim. Yani bizim Türk takımları haftada 3 gün maç yapmaya hazır mı? Çünkü bu oyuncular sadece Türkiye liglerinde 3 maç oynamıyorlar. Yani milli takımlara gidiyorlar. Milli takımlarda da 2-3 maç oynayıp geliyorlar. Avrupa kupaları var, orada maç oynayıp geliyorlar. Çok ağır bir süreç futbolcular açısından da. Eğer işte bazı futbolcuların adale yapısı çok güçlüdür. Bunu kaldırır. Bu tempoyu taşır. Ama bazı futbolcuların da adale yapısı kadife gibidir. Tık tık atar adaleler. Tık tık atar. Bu hafta biliyorsunuz bir maç oynandı. Biraz sonra ona da geleceğiz. Çaykur Rize Altay maçında. İşte Rizeli oyuncunun top ayağındayken arka adalesi attı ve top Eren Çelenk'in önünde kaldı. Eren Çelenk de büyük bir fair play davranışı göstererek topu dışarı attı. Yani kaleye yöneleceği yerde tabii Eren Çelenk'i de kutluyoruz ama şunu söylüyorum. Yani bazı futbolcuların işte adale yapısı kadife gibidir. Fazla yüklenmeye gelmez. Fazla yüklenirseniz patlatı verirler. Takımlar bu yüzden problem yaşarlar. Beşiktaş'ta çok sakatlık var. Bence yani futbol dediğim gibi çok profesyonelleşti artık. Sadece teknik adamdan ibaret değil. Takımı yöneten kadro.
mutlaka sağlık ekibinin de çok iyi olması lazım. Fizyoterapistlerin çok iyi olması lazım. Yani fizyoterapistler, yani bu konuda spor fizyoterapistlerinin çok iyi olması lazım. Futbolcuyu sakatlıktan dönüşte sahaya çok iyi hazırlaması lazım. Eğer hazırlayamazsa bu sakatlıklar ilerideki haftalarda takımların başına daha büyük bela olur. Bizim seyrettiğimiz takımlar, takip ettiğimiz takımlardan bir tanesi de Altay. Altay bu hafta Rize'yi yendi, Çaykur Rize'yi yendi deplasmanda. Ancak Çaykur Rize çok ağır sorunlar yaşıyor ve Bülent Uygun'la yollarını ayırdı. Bülent Uygun'la yollarını ayırdı. Teknik adam arıyorlar. Okan Buruk'la, seyirci de herhalde Okan Buruk'u istiyor, taraftar da. Okan Buruk'la olmayacağı kulüp yönetimi tarafından açıklanmış. Çünkü Okan Buruk sağlık sorunlarını bahane ederek sene çalışmayacağını söylemiş. Ama bana göre bunlar bahane, Rize Spor takımını iyi görmüyor. Yani Rize Spor takımını alıp da başarısız sonuçlar yaşayıp da daha sonra ayrılacağına veya takım düşüren teknik adam olacağına, hiç Rize Spor'a gelmemenin daha doğru olduğunu düşünüyor Okan Buruk diye düşünüyorum. Rize Spor %67 topu ayağında tutmuş ama müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Ki hem de Altay müsabakanın 68. dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen, ve o 10 kişi kalan Altay ikinci golü de buldu Rize Spor karşısında ve 2-0 öne geçti. Çaykur Rizespor, Bülent Uygun da bunları anlattı. Geç kurulmuş bir takım, yanlış transferler yapılmış bir takım. Sahada sıkıntılar yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek. Yeni teknik adam kim olacak, sorunları nasıl çözecekler onları bilmiyorum. Ama Rizespor'un da izleyici taktiği, ilk devrede mümkün olduğunca toplanabilecek puanları toplamak, ikinci yarıda nokta transferlerle takımı güçlendirip bambaşka bir Çaykur Rize görüntüsüyle sahaya çıkmak olacağını düşünüyorum. Altay takımına gelince Altay takımı her hafta üstüne koymaya devam ediyor. Burada Mustafa Denizli'nin büyük tecrübesinin rol oynadığını düşünüyorum. Ki Altay takımında da 5 oyuncu eksikti. 5 oyuncunun da adalet sakatlıkları var. Yani Altay da aynı sıkıntıdan muzdarip. Hem de önemli futbolcular, ilk 11'de direkt oynayan futbolcular bunlar. Pinares, Martin Rodriguez, Poco gibi oyuncular yoktular bu hafta. Bunlar çok önemli oyuncular Altay açısından. Fakat Altay buna rağmen yedek kulübesinde olan oyuncularını da değerlendirerek, hatta bir oyuncusu da oyundan atılmasına rağmen 2-1 bir galibiyet, 2-1 gibi bir skorla galibiyetle döndü Rize'den. Altay için önemli bir galibiyet bu. Çünkü Altay'ın belki amacı ligde tutunmak ve ligi en iyi sıralarda bitirmek. Altay bir ekip haline gelmeye başlamış, bir takım haline gelmeye başlamış. Mustafa Denizli de bunu söylüyor. Bunu görüyorum, izliyorum ben de. Takımda kim oynarsa oynasın, sahada Mustafa Denizli'nin oynatmak istediği futbolu oynamak için ellerinden geleni yapıyorlar Altay. Altay önemli oyuncular. Bu oyuncular bize seyir zevki de yaşatıyorlar. Şimdi Altay böyle bir takım. Yani sadece koşmuyor, sadece gol atmıyor, sadece savunma yapmıyor. Sahada futbolcular kendi bireysel yeteneklerini de ortaya çıkararak ama taktik disiplinden de ayrılmayarak güzel maçlar seyrettiriyorlar. Altay takımı böyle giderse üstüne koyarak daha iyi skorlar almaya devam edecek diye düşünüyorum. Yarın Cuma günü onların İzmir'de oynayacakları Beşiktaş maçı var. Çok güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Her türlü sonuç çıkabilir bu maçtan. Altay da kazanabilir, Beşiktaş da beraberlik olabilir ama çok güzel bir maç oynanacağını düşünüyorum. Bir de tribünlerde 6 hafta geçti, seyirci yok diye söylüyorum. Altay takımı biletler satışa çıktıktan sonra 5-10 dakika içerisinde bütün biletleri tüketmiş. Altay takımı kulüpte bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Karaborsa ya şiddetle red ediyoruz diye ve buna yasal olarak engel olacağız, mani olacağız diye. Altay takımı şu an İzmir'de kapalı gişe oynuyor. Bu enteresan bir şey. Yani diğer takımlarda görmediğim bir şey. Kapalı gişe oynuyor ve 5-10 dakika içerisinde
biletler tükeniyor. Daha fazla bilet olsa daha fazla taraftar gelecek. Bu da taraftarının Altay'ın aldığı sonuçlardan ve oynadığı futboldan memnun olduğunu gösteriyor. Ama genel anlamda Türkiye'de tribünlere bakarsak seyircinin olmadığını görüyoruz. Dediğim gibi her hafta söylüyorum, bunun olabilir ama bunun üzerinde durmak lazım. Tribünde seyirci yoksa çok yavan kalır. Tat vermez hiçbirimize diye hep belirtiyorum. Hocam aslında çok gündemimize almadığımız halde bazı takımlar kendisinden bahsettirmesini biliyorlar. Bunlardan biri Kayserispor. Yani bir çıkışta siz de bir kısaca değindiniz aslında program içerisinde ama Galatasaray karşısında 3-0 gibi net bir galibiyet aldılar. Yani bu karşılaşma üzerinde biraz bir dursak. Yani Kayserispor düzgün işler yaptıkça daha iyi yerlere gelecek gibi de gözüküyor. Galatasaray'da ise bir şok var. Yani Avrupa Kupası'ndaki o şeyden sonra istenen bir dönüşü yapamadılar. Siz Galatasaray'daki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kayseri Spor hakkında neler söylersiniz? Şimdi tabii Galatasaray'ın başında Fatih Terim gibi bir teknik adam var. Fatih Terim enteresan bir teknik adam. Çok büyük tecrübeleri var. Galatasaray takımı böyle bir dalgalanmalar yaşasa bile, Galatasaray takımı bu sene gençleşti biliyorsun. Fakat Galatasaray takımında da sakatlık sorunları var. Yani Galatasaray tam kadroyla sahaya çıkamıyor. Problemleri var Galatasaray'da. Ama şimdi Kayserispor'da Hikmet Karaman göreve geldikten sonra devamlı şekilde üstüne koyuyor. Biz bunu söyledik yani. İlk hafta biz Kayserispor'u tribünden canlı bir şekilde seyretmiştik. Ben bu Kayserispor küme düşer demiştim. Ama o Kayserispor gitti. Yalçın Koçkoğak takımın başından ayrıldı. Yerine Hikmet Karaman geldi. Kayserispor çok iyi sonuçlar alıyor. İyi puanlar topladı. Galatasaray'ı da yendi. Ve Kayserispor'un yıldız oyuncuları var. Bunu söylemek lazım. Yani Mensah, Tiam, Emrah Başsan, İbrahim Akta. Yani bir oyuncuları daha var seyrettim. Çok yani yıldız oyuncuları var. Bunlar dengede giden bir maçın neticesine tesir edebilecek oyuncular. Nitekim de öyle oldu. Yani Galatasaray maçında öyle oldu. Kayserispor daha iyi oynamaya devam eder. Bu oyuncular daha kendine geldikçe üst sıralara doğru Kayserispor'un yükselişi devam eder. Galatasaray ne olur? Toparlar Galatasaray. Galatasaray toparlar. Yani diğer takımlar da toparlar. Bu dört büyük takım dediğiniz şampiyonla oynuyor dediğim dört takım da toparlar. Öyle olmaz. Galatasaray da toparlar. Sabırlı olmak lazım. Galatasaray camiası büyük bir camia. Ama kötü futbol oynuyor. Yani takıma yeni katılanlar ümit vermiyor. Bir dağınıklık var. Biraz da Fatih Terim de yani böyle değişik bir hoca. Yani bazı oyunculara kafayı taktığı zaman onları kulübede oturtuyor, kadroya almıyor. Onun için ama toparlar Galatasaray. Ama Galatasaray'ın Kayserispor maçındaki görüntüsü hiç iyi değildi. Yani bizim beklediğimiz, ümit ettiğimiz bir Galatasaray değil yani. Böyle bir Galatasaray'ı karşımıza göreceğimizden ümit etmiyorduk. Ama Kayserispor'un da hakkını yemeyelim. Yani Kayserispor'da Galatasaray bir defa futbolda koştuğunuz zaman önde bastığınız zaman önde basıyorsunuz ve rakibinizi kendi yarı alanınıza gelmesine engel olduğunuz zaman, zorladığınız zaman ve yıldızlarınız da ortaya çıktığı takdirde, üzerlerine düşeni yaptıkları takdirde kazanıyorsunuz. Şimdi Kayserispor Galatasaray'a çok iyi bastı. Önde bastı. Galatasaray'a nefes aldı. Alan daralttı. Galatasaray rakip alanına gitmekte çok zorluk çekti. Ve ondan sonra da Kayserispor'un klas oyuncuları sahneye çıktı. Çok güzel goller attılar. Ve Galatasaray'ı yıktılar. Tabii şimdi hep diyoruz ya yani eğer maçın öğle anlarında güzel goller de atıyorsanız bir takım olarak moraliniz bozulur. Galatasaray'ın da bu güzel goller karşısında morali bozulur. Hele Emrah Bassan'ın 45. dakikada yani soyunma odasına gitmeden ilk yarının sonunda maç bitmeden attığı gol ve herkesin moralini bozar. 1-0 gitmek başkaydı soyunma odasına. 2-0 gitmek başka oldu.
Emre çok güzel bir gol attı ya. Onun için böyle düşünmek lazım bazen ya. Bazen çok iyi bir takım böyle büyük bir moral çöküntüsüyle gerilere düşebilir. Galatasaray'da iyi bir takım ama iki tane klas gol yedi. Bunun bozuk yani bunun yarattığı moral motivasyonunu motivasyonun bozulmasını ikincileri de oynadığı futbolla üzerinden atamadı. Öyle değerlendiriyorum. Ve ikincilerinin başında da yine Tiam'ın attığı penaltı golüyle 3-0'a düşünce ben müsabaka maç 3-0'a gelince artık Galatasaray'ın da yapacak pek bir şey kalmadı. Onun için Kayserispor'u kutluyoruz. Hikmet Karaman'ı kutluyoruz bu takıma. Yani Kayserispor'a Hikmet Karaman'ın kattıkları çok açık. Hikmet Karaman öncesi, Hikmet Karaman sonrası çok açık yani. O sebeple de Hikmet Karaman'ı bir teknik adam olarak kutlamak lazım ve kutluyorum. Hocam 7. hafta maçları da dediğiniz gibi hemen yarın başlıyor. Altay Beşiktaş maçını konuştuk biraz. Bir şeyler söylemek ister misiniz bu maçla ilgili yoksa diğer maçlara bir Yani şey yapalım? çok çok güzel bir maç olacak bana göre. Herkesi tabii stada artık girme imkanı yok. Herkes biletini almış. Ama ekran başında güzel bir maç izlemeye davet ediyorum. Çok güzel bir maç olacak. 3 skorlu bir maç yani. Herkes kazanabilir. İzleyeceğiz beraber. Hocam Adana Demirspor'un cumartesi günü Gaziantep PK ile maçı var. Gaziantep PK ne yaptığını bilen bir takım. Yani kadrosunun kalitesi oranında sahada bir şeyler yapmaya çalışıyor. İyi bir de teknik direktörü var. Kompakt da bir takım oldular. Adana Demirspor ise işte Beşiktaş karşısında hikayesi olan bir maç oynayınca herhalde moralleri de yükselmiştir. Bu maçta enteresan bir maç olur gibi geliyor bana. Adana Demirspor %51 favori ama beraberlik de olabilir. Eğer Gaziantepspor kazanırsa maçta favori ama beraberlik de olabilir bu maçta. Anladım. Giresunspor ilk golünü attı ama henüz ilk galibiyetini alamadı ve morali son derece yüksek olan bir Kayserispor'u misafir edecek kendi sahasında. Giresunspor Kayserispor maçı için düşüncen nedir hocam? Valla şimdi Kayserispor kolay gol buluyor. Yani Galatasaray 3 gol bulmuş bir takım. Giresunspor'da çok zor gol atıyor. 6 haftada 1 gol atıyor. Yani istatistik giderlere bakınca. Giresunspor'un bu maçta da işi çok zor. Yani diyelim ki dengede giden bir maç oldu. Giresunspor çok iyi dirensin. Çok iyi pas yapsın. Golü nasıl bulacak? Buna karşılık soruyu tersine çevirelim. Dengede giden bir maç olsun. İki takım birbirlerine karşı dirensinler. Kayserispor'un gol ayakları, gol silahları Giresunspor'dan fersah fersah daha üstün mü? İyi mi? Kolay gol bulabiliyor mu? Bulabiliyor. O sebeple yani Kayserispor'un Giresun'dan bir galibiyetle dönmesi sürpriz olmaz. Bence Giresunspor için en iyi alınabilecek skor bu maçta da beraberliktir. Ama Kayserispor'un da bu maçtan galibiyetle dönmesi sürpriz olmaz. Sebebi çok daha kombine atak yapabilmesi ve gol silahlarının çok etkili olması. Çünkü Giresunspor gol atamıyor. Yani 6 maçta bir gol atmış bir takım var karşılığında. Yani Kayserispor'a bir tane atacak, yemeyecek, iki tane atacak, yemeyecek mi? Yani bilemiyorum. Sahada göreceğiz. Pazartesi akşamı Trabzonspor Alanyaspor'u misafir edecek. Alanyaspor'da bir şey düşüş yaşadı. Hoca değişikliğinden sonra toparlanmaya başladı gibi görünüyor. Fakat Trabzonspor'un da hücum silahları çok etkili bilhassa. Yani Trabzonspor gibi oynarsa bu maçın favorisi. Alanyaspor bakmayın 3 maç üst üste galip geldi ama yani Trabzon'da oynanacak bu maçın favorisi Trabzonspor. Trabzonspor gibi oynarsa, Trabzonspor gibi oynamazsa Alanya nasıl Galatasaray'ı İstanbul'da yendiyse Trabzon'da yener döner. Önemli olan Trabzonspor gibi oynaması. Ekleyip göreceğiz bakalım sahada ne olacak. Hocam şeyde bir Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takip eden de çok tabii izleyicimiz var. Onları da şey yapmayalım, üzmeyelim. Onları da hemen onların maçları hakkında da görüş soralım programı kapatmadan. Galatasaray'ın Göztepe ile pazar günü maçı var.
Ya Göztepe çok kötü durumda. Göztepe'nin çok zayıf bir takım olduğunu, yani bu lig için iyi kurgulanmadığını söylemiştim. Geçtiğimiz hafta Altay Göztepe maçını tribünden seyrettim. Ve nitekim bu hafta Göztepe Hatayspor karşısında kendisi aslında da mağlup oldu. Yani Göztepe'de çok büyük problem var. Galatasaray bu Kayserispor maçının şokunu üzerinden atarsa, Galatasaray gibi oynarsa Göztepe'yi çok rahat yenecektir İstanbul'da diye düşünüyorum. Eğer yenemiyorsa da oturup düşünsün Galatasaray yani niye bu durumda diye. Fatih Terim de düşünsün yani. Ama bana göre Galatasaray aynı Trabzonspor için söylediklerimizi söyleyelim. Galatasaray gibi oynarsa çok rahat bu maçı kazanacaktır. Ama Alanya maçı için de aynı şeyleri söylemiştik. Alanya Galatasaray'ı yendi. Göztepe niye yenmesin? Fenerbahçe zor bir deplasmana gidiyor Hatayspor karşısında. Hatayspor özellikle tutturabildiğinde güzel oynayan bir takım. Yani her maçta aynı performansı vermiyor ama Giresun karşısındaki Fenerbahçe de çok taraftarını memnun eden bir oyun sergilemedi kazanmasına rağmen. Hatay Fenerbahçe maçından bir sürpriz bekleyelim mi? Evet, bekleyebiliriz. Şimdi biliyorsunuz benim adım teknik direktör beğenmeyen bir yorumcu adına çıktı. Yani sana da hiç teknik adam. Al işte bak Ömer Erdoğan'ı beğeniyorum. Şimdi Ömer Erdoğan yani fazla takım çalıştırmadı. Doğrudan doğruya neredeyse Süper Lig'de çalıştı. Ve Hatayspor 2 senedir çalıştırıyor. Çok iyi bir performans yapıyorlar Hatayspor'da. Bu hafta Göztepe karşısında seyrettim. Oynadıkları futbolu beğendim. Çok etkili oyuncuları var. İyi bir kalecileri var. Yani her neticeyi alabilirler. İşte tabii Fenerbahçe'ye karşı farklı motive olacaklar. Fenerbahçe'yi kendi sahalarında yenmek isteyecekler. Onun için Fenerbahçe eğer bu hafta oynadığı futbolu oynarsa, ondan önceki hafta oynadığı futbolu oynarsa Hatay karşısında işi çok zor. Ben Ömer Erdoğan'ı beğeniyorum. Onun sahada oynatmak istediği futbolu zevkle izliyorum. Yani bunu da söylemem lazım. Demek ki kendini aşan, geliştiren teknik adamları, tecrübeleri olmasa bile beğeniyoruz, zevkle izliyoruz. Bak bu iyi teknik adam diyoruz. Ömer Erdoğan bu vasfı kazandı. Onun için Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında işi çok zor. Çok zorlu bir deplasmana gidiyor. Takılabilir mi? Evet takılabilir. Hatayspor yenebilir. Yani Fenerbahçe'nin yener diyemeyeceğim Fenerbahçe için. Eğer bu haftaki görüntüsünü Hatay karşısında da aynen korursa, sergilerse Hatay'dan galibiyetle döner diyemiyorum Fenerbahçe. O takdirde Fenerbahçe'nin bu haftaki görüntüsünü, son 2 haftadır oynadığı oyunu Fenerbahçe oynamaya devam ederse Hatay'dan alacağı en iyi netice Fenerbahçe için, Fenerbahçe adına beraberlik olur diye düşünüyorum. Hatayspor bu hafta oynadığı Göztepe maçının üzerine bir tık daha koyarsa Fenerbahçe'yi yenip 3 puanı alabilir diye de düşünmekteyim bu maç hakkında. Hocam adından söz ettiren, kendi adından söz ettiren bir takım Konyaspor. Onlar da Kasımpaşa deplasmanına gidiyorlar. Kasımpaşa da yani zaman zaman iyi top oynayan bir takım. Yani boş bir ekip değil. Üç ihtimali bir maç diyebilir miyiz? Şimdi Kasımpaşa bir düşüş içerisinde. Kasımpaşa bir düşüş içerisinde. Konya eğer bu hafta Trabzon karşısındaki havasınla Kasımpaşa'nın karşısına çıkarsa. Şimdi bizde hep onu söyledim. 3-4 günlük arayla oynanan maçlarda takımlar bir önceki maçta oynadıkları performansı tekrar edemeyebiliyorlar. Konyaspor'un bu 3-4 gün arayla oynayacağı maçta göstereceği performans benim için de bir merak konusu. Eğer aynı performans sergilerse Kasımpaşa önünde Konyaspor'u favori olarak görüyor. Kasımpaşa Evet bir hocam. düşüş içerisinde. Hocam tabii şimdi başka maçlar da var. Ben sizi bu akşam yormayayım. Bunların hepsini tek tek sorarak şey yapmayayım. Sivas Spor Karagümrük maçı var. İki Çok iyi güzel takım. maç olacak. Çok güzel Evet. maç olacak Sivas Karagümrük maçı. Evet. İkisi de bu ligin en iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. İki takım da. Çok güzel bir maç olacak. Netice için bir şey söyleyemem. Karagümrük enteresan takım. Evet, Antalyaspor bir türlü yani kalitesi oranında sonuçlar alamıyor aslında ama yeni Malatya'yı misafir edecek. Yine
cumartesi günü. Antalya Spor biraz ağır basıyor gibi sanki. Evet, Antalya Spor'un en büyük bence şansı ve aldığı doğru karar Ersun Yanal'ı takımın başında tutmak. Yani Ersun Yanal'la Antalya Spor daha iyi günlere ulaşabilir. Malatya Spor'u da Antalya'da yenebilir, geçebilir. Bu hafta Karagümrük karşısında alınan beraberlik küçümsenecek bir sonuç değil. Onun için Malatya Spor karşısında Antalya Spor favoridir. Son olarak da pazar günü küme düşmemek için mücadele edeceği anlaşılan iki takımın artık 6 puanlık maçı var. Yani Başakşehir ile Rize Spor karşı karşıya gelecek. Yani bu karşılaşma için tahmin yapmak çok kolay değil. Yani iki takımın da durumu şey değil, parlak değil. Ne dersiniz? Başakşehir bu maçın favorisi. Yani Başakşehir bu maçın favorisi. Bu hafta Gaziantep-PKK karşısında seyrettiğim Başakşehir, Altay karşısında seyrettiğim Çaykur Rize'yi yener. Yani çünkü Çaykur teknik adam bulacak mı, bulmayacak mı, sahaya nasıl çıkacak? Yani Bülent Uygun bu hafta takımın oyunu çok beğendiğini söyledi ama ben hiç beğenmedim. Yani Başakşehir de mağlup. Başakşehir de iyi sonuçlar alamıyor. Ama Başakşehir Çaykur Rize karşısında favori maçı galibiyetle bitirebilir diye düşünüyorum. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Gecenin bu saatinde sizi hem de tatilde bulunduğunuz Datça'dan dinledik. Biraz internet hatlarında sorun var ama yine de bizi bu şeyde kısıtlı imkanlar altında ve bu geç saatte tatilinizden de fedakarlık ederek aydınlattınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alalım, programı kapatalım hocam. Takımlara başarılar diliyorum, hakemlere başarılar diliyorum. Futbolcu kardeşlerimize sakatlık geçirmeden kazasız belasız güzel bir hafta diliyorum. Hak edenler kazansın. Biz de güzel futbol seyredelim. Güzel futbolu alkışlayalım. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Değerli Üstad Özcan Pehlivanoğlu 90 artı programında Süper Lig'in 6. ve 7. hafta maçlarını, biten 6. haftayı ve başlayacak olan 7. haftayı bizim için hızlıca değerlendirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yarından itibaren tabii hem TFF 1. Ligi hem Süper Ligi yine Özcan Pehlivanoğlu ve diğer usta yorumcularımızla yorumlamaya devam edeceğiz. Ben bizi izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınımı kapatırken tabii ki henüz abone olmayanlara da bir hatırlatmada bulunalım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere.